girdim. Evet NBA'in yatak odası diyecektim bak yine girerken daha demin. Arka odası. Gerçi bu arada evet yani. E... Yatak odası olsun ya, ya. daha iyi. <laughs> yatak odası evet, tehlikeli olabilir ama bakalım bunu düşünebiliriz. Hangi oyuncunun kiminle seviştiğini hatırlıyor musun? <laughs> Bu sefer işte Kardashian'lar ve işte Kyle Jenner hangi oyuncuyu bitirecek falan öyle şeyleri de düşünebiliriz. Diye. <laughs> Ben artık onları zaten takip edemiyorum ya kim kimle. Genelde formuna göre bana söylüyorlar abi o şununla çıkıyor. Ha tamam diyorum o zaman bunun formu düşecek falan. Böyle bir şey scouting oldu orada. <laughs> formu düşüyor olarak ölüyor da az daha şey ya. Lamar Odom. Lamar Odom muydu? Aynen ya. Her, herif kalp krizi geçirdi. <laughs> Oradan aldılar. <laughs> hayata döndürdüler. Hepsi bence bir gün birleşip bir kitap yazsınlar. Nasıl hayata döndük falan gibi. Ama <laughs> ilginç olabilir. Evet bugün konumuz e, aslında daha geçen gün de gündem olan e, CBA sözleşmesi. Aslında toplu iş sözleşmesi NBA oyuncularının NBA ile yaptığı toplu iş sözleşmesi 15 Ocak'ta opt-out olma şansları vardı NBA oyuncularının. Hatta iki tarafında vardı galiba. Ama e, ertelendi. Şubat ayına ertelendi. Zaten çıkarlarsa da Haziran'da bitecekmiş. Bunu niye konuşuyoruz? Aslında hani oturup şey konuşmayacağız. Böyle uzun uzun işte bir annual exception'ı işte %10 arttırırlarsa hard cap şey olur falan onlara girmeyeceğiz. Ama genel olarak hani oyuncular ne istiyor? Bu kontrat işlerine tarafa gidecek? Oyuncular gerçekten güçlü mü bu NBA döneminde? Yani kim ne kadar para kazanacak? Bazı oyuncular niye underpaid kalıyor? Bazıları niye overpaid oluyor? Ne bileyim başka senin aklına gelenler yine bu konuyla ilgili hepsine girebiliriz yani. Tabii e, CBS Sözleşmesi gelirken de bir sürü yenilik de olacak. Bunlardan en önemlilerinden biri işte e, kolejden drafta girme yerine tekrar lise sonrası hemen girme hakkı geliyor 18 yaşıyla beraber. Ve bir kere girenlerin ikinci hakları da olacak. E, ama buradaki tepe sınırı henüz bilmiyoruz hani kaç kere girebilecekler. Onun dışında bir çok büyük bir TV Sözleşmesi geliyor 200 sene sonra. Orada yine bir değişiklik olacak. Ve en önemlisi de herhalde NBA'in getirmeye çalıştığı ultra hard cap gibi bir şey olacak. Hani artık lüks vergisine girdim. Burada fink atıyorum değil de yok baba buraya hiç geçemiyorsun artık. E, buraya geçersen ağzını sıçıyoruz gibi bir üst sınır gelecek. Bunu da oyuncular istemiyor diyorlar. Durum bu genel olarak. Üst, yani Üst sınırı sadece oyuncular değil bence takım sahiplerinin üçte biri de istemiyor yaklaşık <laughs> evet, olarak evet, bu arada zengin olan tam 3'te biri bu arada iyi dedin 20 takım şu an e, altında yani normal cap sınırında yaşıyor 10 takım lüks vergisi sınırında zaten bunların en babaları Clippers ve Golden State biri 170 milyon öbürü de 130 falan veriyordu galiba en son baktığımda e, 144 veriyormuş çılgın yani ki bu devam ederse galiba Golden State'in 300 milyonlara falan çıkacak 2 sene içerisinde Evet, şey, yani çıksın şey değil sonuçta. Golden State'in farklı yapan diğer şeylerden adamlar geçen sene şampiyon olurken kadrolarındaki 8 oyuncuyu draft etmişlerdi. Evet bu arada. Böyle <laughs> biz parayı bastık, takımı kurduk durumu yok Golden State için. parayı bastık, kurduğumuz takımı bir arada tuttuk durumu var. O yüzden kimse de böyle o çok parayla şampiyon oldular falan diyemiyor. Zaten öyle bir şey yok yani. Ondan önceki sene Bucks oldu. Taksi ödemeden, hiçbir şeyi ödemeden <laughs> Lakers olduğunda da ödemediler. Toronto'da ödemedi. Evet. Hatta Golden State'in haneden yıllarında da ödenmedi çünkü zaten o kontratlar çok iyiydi. Zaten. O yüzden NBA'de şu anda öyle beni bence hard cap konusuna tam bilmiyorum ama hard de gerektirecek bir durum yok şu anda. Zaten en yüksektekiler ve de en alttakiler bu sistemden memnunlar çünkü <gülüyor> eğer <gülüyor> sürekli hiç taks ödemiyor ödemeyen takım sahibiysen taks ödeyenlerin ödediği şey yani sana geliyor gelir. <laughs> Para paylaşılıyor sonuçta ya. <laughs> yani ekstra gelirin oluyor sen sonunda. Joe Lacob'la Steve Ballmer'ın paralarını <laughs> alıyor O <oyun> yöntemde. <laughs> <hep. gülüyor> en yukarıdaysan da tabii ki o şey güzel. Flexibility güzel basarım parayı. Şey yaparım güzel. Ortadaki işte Toronto'ydu, Bucks'tı işte daha böyle biz kendi or San Antonio'ydu organizasyonumuzla kazanmaya çalışıyoruz diyen takımlara yararlı olabilir. Hard cap olması. Ama bilmiyorum ben oyunculara zaten hiç olmaz. Onlar para ne kadar girsin istiyorlar çünkü sonuçta tabi canım onlar hiç istemiyor para artsın ki biz yani, daha çok alalım peşindeler. <laughs> ya yani detayına girmen aslında hani bilmeyenler vardır şey şu anda hani NBA'deki gelir dağılımı NBA'in basketbol kaynaklı gelirler denilen bir geliri gelirini takım sahipleriyle oyuncular %50 %50 paylaşıyor evet ve de zaten zamanında bu kontrat CBA şeylerini çok ateşli yapan da o meselelerdi. Geliri nasıl paylaşacağız zamanında hani 98'de mi 99'da lockout evet. olmuştu ya. Orada başlamıştı esas kavga. 50 maçlık sezon oynanmıştı. Oradaki asıl kavga gelir dağılımıydı. O gelir dağılımını yarı yarıya getirdikten sonra artık bunlarda bir lockout olması ya da çok ateşli şeyler olması pek mümkün değil çünkü hayvan gibi para kazanıyor NBA. Senin dediğin gibi 2025 yılında da yeni televizyon Amerika'daki bütün kontrat yenilenecek. Oradan da inanılmaz bir şey gelmesi bekleniyor. Para hani şu andaki cap, salary cap'in 30 milyon dolar falan zıplaması bekleniyor evet bir sene. Yani. Senede... Çılgın bir zıplama. <laughs> yani onu bir sene de yapmaya karar verirlerse burada artık daha çok tartışılan konular bu anlaşma döneminde hani senin dediğin gibi hard cap olsun mu yoksa zengin gelip <laughs> parasını ödeyip <laughs> ekstra oyuncu getirebilirsin mi işte daha detay konular tartışıyor o yüzden çok böyle yani kriz çıkacak bir şey olacağını zannetmiyorum ama genelde bunlar zaten saçma yani gerizekalı takımları kendi kararlarından korumaya yönelik <laughs> kararlar oluyorlar böyle. Ya <laughs> evet biraz o korkudan he. dediğin doğru yani hani şey korkusu da var tabii işte alttaki takımların ya biz adam tutamıyoruz zaten marketimiz var işte bunlar zaten çok para veriyor gidiyor falan gibi bir şeyi de var da. E ama işte o konuya da her sene bir şey bulmaya çalışıyorlar. Super Max'i getirdiler. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Bradley Bill gibi adamlar çıktı onun şeyi olarak. Hani kendi draft ettiğin oyuncuya yüzde on mu on mi neyse daha yüksek kontrat verme izni verdi. Küçük marketler oyuncuları tutabilsin diye. E şimdi onun ürünü olarak da Bradley Beal yılda işte Westbrook'tu bu tip adamlar NBA'deki en yüksek kazanan adamlar haline geliyorlar. Bütün yapman gereken Küçük market takımında ikinci kontratını bitirip <laughs> vermezseniz siz bana Max Super Max'i ben gidiyorum hacı diye tehdit etmem. <laughs> tabii. Sonra gidip ıvır zıvır kontratını alıyorsun. Ya tabii hani, burada iyi olanlar da var da, hepsi de iyi olmuyor işte. <laughs> NBA'de genel olarak neyi yani çok fazla böyle iyi niyetle kalkışılan şeyler hep <laughs> ters tepmiş durumda. O yüzden ben bu işten böyle hard cap çıkacağını zannetmiyorum. Böyle büyük ihtimal şey edecekler. Hacı it's not broken işte don't fix it if it's ha, not aynen. broken. Yani şu anda böyle çalışıyorsa elleme. <laughs> NBA'de parayı basana şampiyon olduğu hani Avrupa futbolu gibi işte arabın bilmem neyin geldi. Bu arada Phoenix Suns'a talip Katarlılar. Aa Anladım. bunu duymamıştım lan. Yeni mi çıkıyor? <laughs> evet. ha, geçen hafta okudum galiba. Ya bu ha. arada bunu duymamıştım ama Katar tarafında şu var. Ona ekleyeyim ben de. Eurolig'in başına Bodiroga geçti. Bodiroga'yı hatırlarsın. Eskisi yani, ya. müthiş oyuncuydu. O da hemen Katarlılarla masaya oturmaya çalışıyor. Yani hemen tabii olacak iş değil yani. Birkaç sezon sürecek bir şey ama çünkü yürürlük hiç para kazanmıyor. Bu Katarlılar basketbol... O, o, o güzel bir Katarlılar onu hemen çözer. Tabii. Yani böyle NBA'in binde biri parayı falan hallederler ama korkuyorum yani. Oğlum futbolu zaten mahvettiler. Gelip burayı da mahvedebilirler yani. Yani işte... Avrupa basketbolu para kazanan bir kurum değil, o yüzden ne kadar cazip bilmiyorum ama NBA tabii başka bir şey. Ama NBA'de para basanın şampiyon olduğu bir atmosfer olursa ileride o zaman bu hatkem konusu bence gündeme gelir. Şu an için bundan herkes memnun yani zengin. Zaten bu CBA daha çok oyun yani geçmişte hep oyuncular ve sahipler arasındaydı bu şeyler Burada daha çok bence oyuncular içindeki klikler ve klikler. de <laughs> kliklerin şeyi var. Çünkü oyuncuların da yekpare değil yani 1 milyon dolar kazanan adamın derdiyle Tabii. 50 milyon doları kazanan adamın derdi bambaşka. Sahiplerde de dediğim gibi hani zengin olanlar var. Hiç umurunda olmayanlar var. Mesela onların herkesi için hem zengin olan adam için hem de Sikinde olmayan adamlar için hani takımın başarısı önemli değil ben bakıyorum cebime diye bakan sahipler için hard cap olmaması güzel çünkü adam tax <laughs> sonuçta bütün vergi ödeyen lüks vergisi ödeyen takımların ödediği vergileri vergi ödemeyen takımlar paylaşıyor. O yüzden hiç hayatında vergi ödememiş mesela bizim Kronke gibi adamlar <gülüyor> <gülüyor> şeydir yani Bizim derken adam Arsenal'ın de da sahibi oldu. Sahibi. Denver'ın da sahibi bu arada bilmeyenler. yani hayatında toplamı değil vergi adamın. Hatta bir sene şeyi ödeyememişti. Bütün %90'ını ödemek zorunda ya oyunculara. Ha evet. O kadar anlıyor. Onun altında şey. kalmıştı yani. Sonra gidip böyle her oyuncuya 30'ar bin dolar daha verdi. geçen sene o OK, geçen sene oldu abi bu. Herifler 20 milyon dolar altında mı neydi şeyin? Evet mi? bu arada ya o kesi çok çok komik durumda orada yani zaten dipteki Sonra gidip takımlar... bütün oyuncuları dağıttılar bir de o parayı dağıtırken kendileri dağıtmıyorlar olay çıkmasın diye. Aynen. Um, onu da şeye veriyorlar oyuncular birliğine veriyorlar onlar böyle karar veriyor kim ne kadar alacak diye. <gülüyor> <gülüyor> bu arada daha mantıklı ama ya orada şöyle bir kapitalist sorun da var yani burada. Ya şimdi bu cap art tamam cap art hard cap sınırı gelmeyecek fiyat paralar yükselecek bölüşülmüyor ki ama bu para doğru düzgün yani aslında dediğin konu şuraya çıkıyor işte Bradley Beal Westbrook gibi kötü örnekler var önümüzde ha iyi örnekler de var şimdi hani yok hiç hak ediyor mesela yok için alacağı Super Max'e kimse laf edemez mesela ya da işte Yanis'in alacağına hele hiç kimse laf edemez ama arada Bradley Beal var hani ne yaptı ne yapacağı belli değil ama şimdi aşağı bakıyorsun dediğin gibi 1-2 milyon oynayan adamlar var. Arada bir 10 milyon koparır mıyım diyen acı çekenler var. Bir de takımlar böyle gidip de işte 30'ar 40 milyon 50 milyonlara çıktıkları şey 2-3 yıldız daha doldurayım deyince aşağıdaki heriflerin hepsine minimum veteran. İşte ne bileyim baba gel biz de oyna şampiyonluk alırsın 3 atalım sana 5 atalım. E bu gelir çok da müthiş bölüşülmüyor yani hani Oyuncular Birliği'nin de ben bununla ilgili çok da aktif olduğunu görmüyorum <laughs> ya da duymuyorum bilmiyorum. Heh, oyuncular Birliği'nin <laughs> yönetiminde zengin oyuncular. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> CJM <-C -Mekonum> kalım <laughs> geçti, geçti gerçekten. Yani, ya zaten bana göre en garip NBA kısıtlamalarından birisi şey işte ya, yaşlandıkça hani 30 yaşına kadar işte 8. 9. sezonuna kadar tam kurulu hatırlamıyorum da en yüksek max'i alamıyorsun yani kısıtlamalı. Evet. Yani birinci kontratın işte çarlak kontratı diyelim 3 sene 4 sene. İkinci kontratında bütün oyuncu birçok oyuncu hani peak seviyesinde şu anda bir Yanis'in bir Tatum'un bir um, Doncic'in için seneye geleceği ya da yok için şu anda NBA'in en iyi oyuncuları en yüksek parayı kazanamıyor bu sistemde. Evet. Ancak 8. yani 3. ya da dördüncü kontratlarına geldiklerinde en yüksek parayı kazanamaya hak kazanıyorlar. Çünkü onun bazı şeyleri var. Super Max'in altındaki normal Max'ten bahsediyorum. Hani bazı ön koşulları var. İşte first team NBA'ye gireceğim bilmem ne. O yüzden Westbrook gibi işte ya da daha karı gibi. Yani hak et diyor hak etmiyor anlamında söylemiyorum. Hani peak şeyinde olan adamlar kazanamıyor bu parayı çünkü ikinci kontrolse geçerken extension kuralları belli işte ne kadar verebileceğin e, kısıtlı. Bir de kontrat extension verirken mesela adama yüzde yirmi zam yapabiliyorsun en fazla ama adam free agent olduğu zaman onun super max'i e alabiliyor. İşte çok garip kurallar var böyle bir daha çok takımları kendilerinden korumak için var tabi bu kurallar. Çünkü herkes istediği parayı alsın ya filan. Kim ne verebilirsiniz <laughs> verin dediğin zaman takımlara. Adam böyle o işte ne bileyim Zagreb'ine e, şey Charlotte kontratından sonra böyle 50 milyon dolar <laughs> <sonra gülüyor> Zagreb'inin kontratı da çok kötü bu arada. Evet. <laughs> yani en azından şey mesela belli bir noktada performans göstermesini beklemek zorunda kalıyor o kontratı verebilmek için. Tabii. hani belli bir kriter var <gülüyor> <gülüyor> kendini yakacaksın ama en azından adam <laughs> 6-7 sene oynasını önce bir yakmadan önce diye bir şey var bu dediğine ama şey, o bir şey çıkarıyor bu, bu dediğine şey de yol açıyor işte galiba ee, orta sıraya da küçük market takımı ya da işte flottaki takımlar ya da playoff başarısı başarı ihtimali düşük takımlarda oyuncu bulamayınca abi Zeklavin kaldı bize ne yapalım o da zaten eli güçleniyor bu sefer Vallahi isterim kral meksimi falan diyor. O da alıyor yani. Ya da işte alabileceği maksimum kontrat neyse. Yani, o gariplik zaten şeyden var. Hani serbest bırakmayınca herkesi kime ne verirsen ver diyemeyince yani futboldaki gibi yani, tamamen takımın kontrolünde kim ne para alacak. Hani oyuncuların şeyine göre veriyorsun. Hani ne diyeyim eğer bir oyuncuya çok verirsen bütün takımı kızdırma şeyin oluyor filan ona göre ayarlıyorsun. Bedli evet. bir ahenk yaratmaya çalışıyorsun. Burada onu yapmayınca 30 takımın birer tane max slotu var. E zaten her takım salary cap'in %90'ını da harcamak zorunda olduğu için hani ben kimseye max vermeyeceğim ya filan demenin de bir anlamı yok. Yok, vermek Çünkü zorunda. Zaten o parayı harcamak zorundasın. O zaman hani her diyelim bütün her takımda bir max slot olsun. Takımların yarısında da ikinci slot olsun. Hani playoff takımları da ikinci bir max verdiğini düşün. O zaman NBA'deki en iyi 45 oyuncu max kontrat alabiliyor yani. Evet. O yüzden hani böyle Lavine bakıp Bill'e bakıp bu adam da yani aynı parayı kazanıyor demenin pek bir anlamı yok çünkü zaten öpe öpe kazanacaklar. Kandık <laughs> sistem ilk 100 ilk 45'e girersen, <laughs> top 40'e girersen bu bu parayı hacı sen? Im, şeklinde. O Doğru. yüzden hani böyle çok çemkirmenin de anlamı yok bu adamlara yok, yok. çünkü. Doğru. Yani Bu arada şey olabilir senin dediğine paralel. Yani dediğinden anladım ya araya bir tane şey lazım, motivasyon lazım. Yani mesela bu da konuşuluyor galiba. Oyuncuların sezon içerisindeki e, katılımını arttırmak için. Yani bu parasal bazda daha çok olacak gibi duruyor zaten. İşte yani peak yaşların olduğu dönemde belki işte belli başarılara ulaşan hani bu tabii ki sadece evet. işte all NBA değil de ne bileyim takımını işte playoff'a sokan. Ne bileyim takımını ilk altıda playoff'a sokan. Sezonda minimum 60 maç oynayan ya da 70 maç oynayan. Bu tarz base'ler getirip belki oyuncuların daha erken... E, yüksek para kazanma ihtimalini ortaya çıkarırsak bu oyuncular da oynamak isteyebilir. Gibi bir durum olabilir e, yeni CBA sözleşmesinde. Bu mantıklı duruyor yani. Evet yani Doncic gibi böyle daha girdiği yıl hemen ol NBA seviyesinde oynayan adamların o zaman işte ilk kontratından sonra bırak kazansın artık 30 40 milyon neyse 45 milyon. Yani Westbrook'un seviyesine çıksın bırak yok içi Doncic'i yani. Tabii. E, artık sen şey yapma. O o şeyi de daha kolaylaştırıyor. Hani free agency'ye düşmek opsiyonunu da düşünmemiş oluyor oyuncu. ama ilginç bir şekilde bu extension'lar yani free agency neredeyse kalmadı artık abi NBA'de bu. Hiç yok evet. Herkes şey sign and trade çünkü o da galiba tam onun da matematiğine hakim değilim de o da şeyde exception yaratıyor. Cap'inde galiba. O yüzden yapıyorlar onu şey de um, ben aslında bilmiyorum hani NBA'in PR açısından free agency çok iyi bir şey. Yani <laughs> her sene her oyuncu free agency olsa NBA rating rekorları kırar vallahi şeyde. <laughs> e, hatırlarsın oğlum 90 6 yani Jordan'ın her sene bir yıllık kontratını bekliyorduk yani. O abi kaça alacak? Chicago'da kalacak mı falan çıldırıyorduk böyle. Tabii herif o zaman 38 milyon falan alıyordu. Çılgın bir paraydı yani. Milletin aklı çıkıyordu. Yani son LeBron'da yaşadık işte. Nereye gidecek free agency'den sonra? Sonra bitti zaten. Başka o kadar büyük free yani agency Kuvay'da yaşadı. Kavayda biraz yaşandı. Ha, Kavayda vardı bir de. O da zaten bir araya Toronto'ya gitti falan derken onun da heyecanı bir düştü sonra. Her <laughs> sene bir 2-3 kişi vardı eskiden. Artık mesela geçen sezon kim vardı free agency B büyük isim hiç hatırlamıyorum bile yani. Yok ya yani iz bırakan biri yokmuş yani. yani vardır isim. Yani önümüzdeki evet. sezon da yok. Evet. <laughs> Dallas gibi New York gibi senelerce Capspace'de bekleyen takımlar var <laughs> hiçbir şey düşmedi. <laughs> Biz Free yani e, Yanis ya. düşecek mi düşmeyecek mi diye bir konuşuldu. Ya bu geçen hafta geçen program konuştuğumuz konuya geliyor işte. Piklerin değerine geliyor. Bak mesela burada pikler yine değerleniyor. Yani kullanman lazım gibi bir hale geliyor yani takas için tabii. <laughs> yani işte bu Birazcık şey şu anki statükoyu çok fazla bozmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Sanırım şu anda herkes memnun hayatından. Bir de lige acayip bir şey geldi. Işitlik geldi. Neredeyse böyle 10 tane takım var şampiyona dayı olabilecek. Hani Tabii, kapasitesi değil. olan diyeyim. Hani belki hani Bucks'la Celtics bir adım önde olabilir ama hani 10 tane takımdan birisi şampiyon oldu desen bana ben şaşırmam çok. olabilir. Eledi bu sene. Yani. O yüzden çok fazla böyle bozacaklarını zannetmiyorum. Daha çok en önemli şey herhalde bu One and Done'ın kalkması olacak herhalde. Yani 18 yaşında liseden sonra NBA'ye girebiliyor olacaksın. Um, artık bir sene kolejde ya da G-Lig'de ya da Avrupa'da oynama gibi bir şey kalmayacak. Zorunluluk. Eskiden vardı. Kobe Bryant'ıydı, Tracy McGrady'siydi, evet. Kevin Garnett'ıydı. <laughs> Onlar hep 18 Sınan yaşında girdi. Lebron da ya öyle geldi. Yani e, ya bu da bence şu an iyi mi kötü mü bunu düşünüyorum. Yani bir biraz daha böyle e, NBA yani. Bence iyi çünkü kolej denilen leş şeyi yavaşça baltalamış olacak. <laughs> Zaten cilik yavaştan koleji tokatlamaya başlamıştı. Yo ben hmm. şey organizasyon olarak değil de oyuncu için iyi mi ona emin değilim yani. Çünkü e, olgunlu, olgunluğuna erişmeden hani oyunsal olarak oyun açısından olgunluğuna erişmeden gelip yer bulmak daha da zor ve çok çabuk eliyor artık takımlar. Çünkü biraz da şeye de var. Bu yine kontrata bağlayacağım bunu. Şimdi bir yandan da orta seviye iyi gözüken oyuncular çok hızlı bitti ya böyle Drummond'lar, Kemba Walker'lar, Montrezor Harrell'lar falan böyle bir senede bittiler yani. Çünkü playoff değerlerinin olmadığı anlaşılan her oyuncu tak 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 elendi yani. E şimdi takımlara hep playoff'ta biraz da kendisine bir şey katacak rol oyuncusu da arıyor. E, genç oyuncudan hepsi star değil ama genç gelip rol oyuncusu da olamaz. Yani çok kolay değil. Çok ekstra olması lazım yani. İnanılmaz bir olgunluk, bir hazırlık, bir seviye, bir şey. Yok ya. <laughs> 18 yaşında da girip de artık playoff'ta böyle... Yok yok playoff'ta olsun diye değil. Hani 3-4 sene hani... içinde de olamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani y Sıkıntılı ya yani. Şey, nasıl? zaten hani otomatik olarak 19 yaşında 20 yaşında draft edilen adam kalmadı artık. Yani 21 yaşında kalmadı. Hani zaten çok nadir var evet. Takımla yani var bir iki tane işte ne Golden State'te eleman var. Evet. Um, Kuminga mıydı? E Kuminga galiba 21'di. Yok Kuminga yani. değil ya. Diğer Moody mi? Neydi? O? Değil. <laughs> Geç. Neyse. Um, Bakarım dur. <laughs> ne adamın adı ya? Neyse, bu sene oynuyor. Bu, bu sene mi draft oldu? Her neyse zaten takımlar ıı, inanılmaz şey yaptılar. Hani artık 19 yaşında biz bu oyuncuyu elimize atamazsak artık çok geçtir diye bakıyor hepsi. Zaten bunu isteyen de takımlar yani daha 18 yaşında gelsin bu. Hiç böyle kötü alışkanlık kazanmadan kolejde. <laughs> bu biz bunu doğru. yontalım diye bakıyorlar. Bu doğru. Yani, onun tabii high risk şey olacak yani. High risk, high reward. O kadar da ham oyuncuyu alırsan iyi olan organizasyonlar oyuncu yetiştirmede, oyuncu seçmede yine öne çıkacaklar. Hani 18 yaşındaki ham oyuncuyu seçip yetiştirmek daha zor olacak. Bence iyi bir şey. Çünkü yani kolej, kolej zaten rezil bir şey. Yani zaten ne para kazanabiliyor oyuncular. Bütün para abuk subuk kolej hocalarının, kolej yöneticilerin cebine giriyor adamların kazandığı paradan. Ya aslında kağıt yani. güzel gözüken bir organizasyonda yıllarca ama harbiden artık ipliği pazara çıktıkça ki yani yıldız oyunculara para verilmesi durumu da var. Orada da yine sürünüyor oyuncular. Ama dediğin gibi hocaların ya da şey okullarında böyle salaklıkları var. S Abi sıkıntılar. 20 <laughs> 25 senedir NBA'de her ne, kolej güzel ya filan gazına gelip iki kolej maçı izlesem bu ne abi yani çok nedir <laughs> bir şey yani iğrenç bir lig yani aradaki şey öyle bir sahada bir tane NBA seviyesinde adam var bir tanesi bizim şeyden çıkmış gibi bizim halı sahadan gelmiş adam var böyle NBA seviyesindeki adam o halı sahadan gelen adamın üstüne basıyor falan kontrolü <laughs> oğlum bir durun lan. <laughs> nasıl bir lig Abi evet. şeyde bak bunu e, Düyük senesinde işte Zahin gelmeden önce ben oturdum izledim bayağı maçlarını. Hmm. İşte o çok iyi savunmacı falan böyle şeyleri bir izliyorsun böyle. Highlightları böyle uçuyor kaçıyor bloklar havada uçuşuyor. o maça bakıyorum zaten full alan savunması yapıyor takımlar. Yüzde seksen alan savunması yapıyor. E hücumda zaten e, yüzden hızlı oynayıp devamlı açık sağ buluyorlar. savunmada da zaten alan savunmasında idare ediyor. Takip savunmasında Ters taraftan dedi bloğu yapıyor. E şimdi Zaya'nın savunmasını görüyoruz. Yani Perkins'in belki en zayıf savunmacısı oldu herif. Çemberden uzak herif. Zaya da savunmacı <laughs> mı diye de draft ettilerse de tebrik ederim gerçekten. Ya tabii de. ki öyle etmediler de. Bu seviye bir oyuncunun highlight'larında bu kadar atletizm işte. Bloklar, havada uçuşuyor tarzı highlight'ına bakınca insanlar o algıyla geliyor. O Laurent bir şey varmış gibi anlıyorlar. Halbuki değil yani. Düyük'ü falan izleyince ki en iyi takım da o zaman. Şizeski de... Ya koçlar orada bir de bak bizim altyapı sorunu gibi full başarıya odaklanıyor zaten. Derdi onun başka bir şey değil. O yüzden alan savunması yapsın, geçiş bulsun, millet kafasına göre üçlük atsın. Yani oyuncunun senin dediğin yüzde yüz doğru. Yani kötü alışkanlık, alışkanlık kazanması için her şey var. Bir de zaten kurallar da biraz ancient. Ondan da şey yapamıyorlar. <laughs> Götleri başlıyor. Yani işte yani. zaten oyuncular açısından bu pazarlık muhabbesinde tabi şey olacak bu. İyice gençleştikçe ligin şeyi, yaşı veteranlar için zorlanacaklar. Yer bulmakta artık. Hani karmelolar <laughs> şeyler. Ya onlar çok hızlı bitecek. Um, bu bitişleri daha çok göreceğiz zaten. Ona eminim yani. Evet yani 18 yaşında girmesi demek bir, sene daha, bir şey daha market açılması demek NBA'ye bir katman daha açılması demek. Belki şey yapabilirler. 18 yaşında mesela Adam Silver g takımı olsun bütün takımların diye bastırıyor senelerdir. Evet. Belki 18 yaşında gireceksin. NBA parası kazanacaksın ama hani 6 ay g oynayacaksın önce diye bir şey getirebilirler. Zaten yani... şey sıkışıklı olacak ha. Böyle olursa zaten. Liseden gelecek. Bir de ikinci kere girme hakkı var. Her sene 60 oyuncu geliyor. Geçen seneden de gelenler olsa çok sıkışacak yani pazarda. Her sene üst üste binecek bir de bu yani. Oradaki üst limit de önemli. Bir de şey de önemli işte. Bu oyuncuların kendisini göstermesi de önemli. Bu arada hani kolejde göstermiyor. Lisede ne gösterecek? O da ayrı bir konu. Yani... Aynen lisede daha da beter olacak yani. <laughs> o zaman tamamen artık um, fiziksel şeye bakıp ham seçecekler bunları böyle. <laughs> Sen uzun 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 mavidonun var mı gelmedi. <laughs> Galiba hani şey de değişecek burada. o. Resmen yontabilen takımlar öne çıkacak. Tabii. Oyuncuları. Mecbur şeyle değişecek o zaman. Bu draft öncesi yapılan işte e, combine combineların sistemi falan da değişmesi lazım. Ya, kombi... Sanırım. mecburi yapacaklar onları. Tabii herkes, şey, gelecek, herkes Yani. Böyle şey ya. İstediğin takıma gidip şey yapabiliyorsun filan. Hepsine, bütün takımlara şey yapmak zorunda kalacaksın. Ne diyeyim? belli bir, bir işte bir medical paylaşırım paylaşmam muhabbeti var. Tabii hepsini. Bir o, işte bir de combine'ına giderim gitmem muhabbeti var. Ama yani draft şeylerine bakarsan o combine'ı falan sikleyen yok. Medical records bizim için daha önemli diyor adamlar <laughs> hani. Ya, <tabii gülüyor> hani medical records vermezsen bir takıma sen o takım seni hayatta yani zor yani draft etmez. <laughs> Oraya bir bakalım hadi sen. <laughs> yani, Ne durumdasın diye. Hatta şey de eklenecek galiba daha ciddi bir şekilde. Tabii bu önce şey olarak eklenecek de oyuncuların artık psikolojik olarak da izne çıkma şansı olacak. Ki anksiyete konusu ha, evet. yılların... Hayat, ben Simmons yazdırmıştır onu. <laughs> Bence Ben Simmons'tan önce hak edenler var yani. Kevin Love özellikle. Herif panik atak geçirmişti ben... sana. <laughs> Aynen. Öyle şey yapmayayım da hani ne diyeyim. Olsun tabii ki yani... Hatta bunu işi de adam gibi yapsınlar rica edeceğim. Öyle ben ım, taraftar bana bağırdı benim mental health'im bozuldu <laughs> diye çıkmasın yani. Ya genelde şirketlerin yaptığı sizde de vardır muhtemelen benim Avrupa'da gördüğüm. Şirket doktoruna gidiyorsun konuşuyorsun eğer ondan geçersen okey sen bir dinlen diyor. Yani bir 10 gün 15 gün bir dinlen ya da bir ay neyse artık sonra tekrar review ediyor seni devamlı inceliyor. Oyuncuya da öyle olması lazım. Hani bir maç oynayıp ertesi maç ay anksiyetem geldi kolonya basın elime diye bayılacağını zannetmiyorum ama bu biriken Hayır, bir şey. Hayır öyleyse şey. öyleyse bak şunu söyleyeyim. Eğer diyelim sen ben Simmons'ın ben sana 200 milyon dolar kontrat verdim. Yarın seni kronik Anxiety ile şey Hı. yaptılar. Hı. Teşhisi Teşhis koydular. koydular. O zaman sen o kontratı hani ben seni şey yapabilirim o zaman ne diyeyim dava edebilirim. Sen dün neredeydin lan ben sana 200 milyon dolar önce vermeden <laughs> hiç mental health yoktu. Evet işte. Çünkü o zaman bana getirip sen desen ki ben de mesela kimdi abi şeydi neydi o? Ee, Paul George'da vardı bir de asıl kimde vardı ya şey point guard box'ta oynuyor herif. Eric Bledsoe. Eric Bledsoe'da vardı mesela. Doğru. Yani adam ben playoff maçında oynayamıyorum diyordu. Hani şey olarak. Oynayamıyordu zaten. <laughs> stresi. Oynayamıyordu ama hani adam harbi, <laughs> harbi harbi stres olduğunu söylüyordu. Eğer mesela onu sen takımın medical olarak vereceksen, o takımda ona göre kontrat şeyi yapacaksa sana, ondan sonra onu gel kullan bana. Hani <laughs> eyvallah. Hani bana onu verdin. Nasıl? Bacağım kopmuştu geçen sene. Diktiler falan dedi. Tak <laughs> taklayamıyorsan takımdan. Senden istiyorsa onu um, şey yapması için. Takımlar bu konuda o zaman şey yapacaklar. Hani onun da testini yapmak takıma düşecek. O, o tip şeyleri de bulmak ve de oyuncuların da bunları beyan etme gibi bir zorunlu olsun yani. Tabii canım mental art. Bak Primo'da da önemliydi mesela. Primo'nun da mental art'ı geçseydi. <laughs> o iş çok o da beyan et. <gülüyor> <gülüyor> bir beyanda bulunmak istiyorum. Açıyor falan böyle. <laughs> ne yaptı ya? Takımı psikoloğuna taciz ediyor. <laughs> beyanda bulunuyordum. Hiç anlamamış değil mi olayı? Ya, yani işte Mental health güzel eklensin eyvallah da işte Ben Simmons gibi şah şakur kurnazların önünde şey olacak. <laughs> o. Ben en son bir de şeye getireceğim konuyu ee, yani işte play, ya oyuncuların güçlü olduğu dönem mi işte bir de şey tartışması da tabii. ben beni çok bayan şeylerden biri koç takım mı oyuncu takım mı galiba NBA biraz bundan kurtuldu da son dönemde bizim böyle Türk koçlar bunu çok yapardı bir dönem. Ben NBA'ye bakıyorum işte hepsi oyuncu takımı falan. Bana baya geri zekalıca geliyor bu. Çünkü neden? Birincisi ki bak geçen bir de Kawaii şey açıklaması yaptı. Onu da ekleyecektim onun üzerine girecektim. Ya ben işte sezonda çok oynamak istemiyorum. Playoff'u hedefliyorum falan. Yani oyuncular işte aptal abi. Yani <laughs> çünkü oyuncular hiçbir zaman bu işi yönetemez. Ee, e, Creepers'ta da Şimdi bugün 8... Üç ay verelim maaşını değil o zaman adama. Bakalım ne diyecek. birinci konu o. Birinci onu söyleyecektim zaten. O zaman kral sen de oyuna göre sözleşme yap. <laughs> Başkaları kazansın. <laughs> i̇kincisi de... İkincisi de... Iı, evet. dur benim sesim mi sekiyor senden? Sesim sekti sanki. Çok, çok mu yüksek acaba? Neyse dur benim de sekmiş olabilir. Şey diyecektim. İkincisi de... Iı, sen burada götünü yırtmıyorsun. Kimseyi sallamıyorsun. Orada millet kıçını yırtıyor. Zaten onlarda işte para konusunda zaten sen, senin önüne geçmeleri lazım. Buna da izin vermiyorsun. E onun üzerine diyorsun ki ben sadece playofflarda oynayacağım. E bir yandan seyirci de bundan etkileniyor. Kimsenin maç izleyesi gelmiyor. E böyle bir era nasıl oyuncu güçlü olabilir? E sırf şey istediği için yani ben draft olmak istiyorum. E draft olmak isteyen gidebiliyor abi. E bırak gitsin zaten bir şey yapamayacak. Kim başarılı oldu böyle gidip? Yani son yıllarda ben gideceğim deyip gidip başarılı olan galiba bir tek Davis'in bir şampiyonluğu oldu işte Lakers'ta. Bubble'da başka yok. Kayrı patladı. Yıllardır ortalıkta yok. Russell Westbrook zaten hani onunkini çok saymıyorum. Hadi geçelim. E, başka da örnek yok yani. Durant, Murenti saysan o da zaten nal topluyor. <laughs> o Abi oyun Oyuncu takımı ya da hoca takımı tartışması komik çünkü <laughs> şampiyon olan takımlara bakarsan her ikisi de var. Yani neden evet. bunun birisi olsun yani? Neden takımın <laughs> oyunculara verisi Yani artık NBA'de bayağı akıllandı takımlar. Artık böyle saçma sapan takımlar çok az kaldı da hani um, oyuncu takımı diye bir şey yani. Dengan tamam eyvallah anlıyorum onu da, da. hani. Böyle bir Geleceğim ben, ben işte A hocasıyım. A hocasının hiç değiştirmediğim sistemim var. Hani Avrupa'da vardı, eskiden NBA'de de vardı. Adam gelir böyle. Larry Brown yaptı bunu senelerce işte ben. Evet evet. Böyle. Şey böyle. Tam <laughs> hiç yani şu artık hocalar, yani öyle bir hocaysan 6 ay dayanırsın NBA'de zaten. Ne benim sistemim var... Adın Michael Jordan olsa da ben bunu oynatacağım lan filan diye. Adam var. <laughs> Phil Jackson da bitti abi. Hatta Phil Jackson da bitti sonra o yüzden. <laughs> yani denedi Phil Jackson işte. Olmadı sonrasında. i̇şte ne de artık hani hiç ben oyunculara bırakacağım vereceğim topu oynasınlar ya falan diyen yani adam kalmadı. Hani en azından bir savunmayı organize etme becerisi olmayan hocaların artık zaten işi yok. Hani bak zaten kazanan takımlara Golden State şimdi oyuncu takımı mı sistem takımı mı? Yani. Hadi söyle bakalım. <laughs> i̇ç takım desen olur. <laughs> sistem oyuncu daha çok hani. <laughs> oyuncu ve sistem iç içe girmiş durumda. Onu yapabiliyorsan ve tabii oyuncunun özelliğine de... göre yaratıyorsun işte. Oyuncunun özelliğine göre yaratman lazım. Stephen Curry olunca elinde ağırlık merkezini kullanıp ona göre hücum planı yapıyorsun. Her zaman top atmasa da Aynen, zaten... ona göre hücum ediyorsun. Yani. Mesela köre getirilen en büyük eleştirilerden biri de odur yani. Karıyı kenara oturduğu zaman hala mesela Jordan Poole'u karının görevine koyup hala aynı basketbol oynatmaya çalışıyor denir mesela. İşte, ya da Poole yokken karı oturduğu zaman duruyor şey eleştirisi de, yani senelerde de yapılan eleştiri Golden State'e. Yani bu ikisini hani böyle biz oyuncu takımı olacağız. <laughs> şey konusunda öyle biraz mesela işte Kuvayi konusunda mesela. Adam senelerdir kendi doktoruna gidiyor. Takımın haberi yok oynayıp oynamayacağından. Sabah böyle maça gelmeden, halı sahaya gelmeden 45 dakika önce geliyorum ben, geliyorum falan deyip sonra ben gelmiyor. Ne oldu yok falan. <laughs> tamam. 6ya böyle falan diye. <laughs> Bunun da boku çıkmıştır da ya buna da çok yapacak bir şey yok işte. Yani CBA'de falan buna Adam Silver bir tankingin peşinden gitmeye çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir de bu um, normal Oy. sezonu kimsenin siklememesi um, muhabbetinin çözmeye çalışıyor ama çok zor yani. Bunu bu yine şeye benziyor. Buna bir kural koydun mu? Geri tepme ihtimali çok yüksek yani. Ya <laughs> evet o şey alacağım diye. Herhalde onu de çözmek istiyor zaten. Turnuva muhabbeti var işte. 200 senedir dile gelen. Hatta artık seneye getirmek istiyordu. Yani 82 maçı tabii çok ciddi düşüremiyorlar da bir biraz düşürüp çok az düşürüp içine bir turnuva eklemek gibi bir şey var en azından orada ama o turnuva da neye hizmet edecek ben çok emin değilim yani nasıl bir şey olacak oradan gelen orada bir şampiyonluk olursa ne olacak hani o ekstra bir şey mi kazanacak bu adamlar Bilmiyorum ya. Yani belki playoff sıralamasını etki edecek şekilde planlayabilirler. Draft hakkı verebilirler. Değil mi? Bedavadan bir draft hakkı daha belki. Bilmiyorum. Olabilir. O zaman harbiden güzel olur. Evet. ya da parayı şey yapabilirler. Eşit bölüştürebilirler mesela oyuncular arasında. Atıyorum kazanan herkes 1 milyon dolar alacak diye. Ha, o da olabilir. O zaman 1 milyon dolara oynayan adam için <laughs> ideal olur. Herkes oynar o zaman çılgın gibi zaten takım arkadaşları hani o parayı kazanabilsin diye yıldız oyuncu da oynar. Yani o normal sezonu şey hale getirmenin yani bu işin çözümü normal sezonu 60 maça düşürmek. 60 60. Ama yani. onu da işte gelir düşecek diye istemiyor her iki tarafta. Bir noktada eğer yani artık ortada bir ta, arz talep meselesi var. Eğer Kuvay gibi adamlar bütün sezon oynamayacaksa bu televizyon kontratının değerini düşürmeye başlarsa o zaman buna bir çare bulurlar. Tabii. <laughs> Ama şimdilik ligde de o kadar fazla yetenekli oyuncu var ki şu anda hani kötü takım yok yani. izlemem diyeceğin takım iki tane filandır yani. Her takımda ım, çok fazla yetenek var. O yüzden ligin izlenme oranı ya da değeri düşmüyor işte bu adamlar oturunca kenarda. Onlar da oynamak yani istiyorlar gün, zaten yani yatmakta istemiyorlar zaten. Yani bir gün eğer etkilemeye başlarsa eğer cüzdanları cepleri etkilenirse oyuncuların o zaman oynarlar. <laughs> Şimdi maalesef bu yani her ikisi de draft konusu zaten senelerdir. aynı şey dönüp duruyor nasıl çözeceğiz bu tanking meselesini diye. Mesela bu CBA'de de var yapılabilecek şeyler. Mesela um, tanking meselesine. iki sene lotarıya girebiliyor ol mesela. Kural olsun. Üçüncü evet. sene artık. Ya da her girdiğin sene ceza olsun. Hani artı üç eklensin falan böyle. Ha, yüzden düşsün değil mi? Birinci, birinci sıra için. Yüzden Aynen. Düşsün. Olabilir olabilir. Nasıl değil. repeater tax var. Hani her sene tax ödeyen adam katlayarak ödüyor <laughs> şeyi. Evet. Mantıklı... Orada da repeater hatırlıyorsun. Hani onu belki şey yapabilirler. Yani dediğim gibi gelirler öküz gibi arttığı için herhangi böyle çözülmesini bekleyen çok önemli bir sorunun olduğunu zannetmiyorum. Bu şeyde hani. Lokal. Çok böyle çürü radikal bir karar almazlar. Ellemeyin böyle iyi. <laughs> ya işte en radikali herhalde bu turnuva işi olur çaylak meselesi olur. X iş o olur. o denenir yani Aynen. turnuva işi bir denenir. Bakarlar ratinglere. Bu March Madness gibi falan böyle biraz işte bracketlar bilmem neler falan şekillendirirse onu Amerikalılar güzel satarlarsa belki o başarılı olur. Aslında biraz Avrupa tipi böyle one shot elemeli bir knockout sistemi getirseler falan belki evet işte o maç. işte maç de abi. Yani. Tek, tek Aynen. maç eliminasyon. Ondan Penaltılar. Penaltı <laughs> faal atışıyorlar değil mi? Böyle çirkin. Ya işte bakalım bilmiyorum Yarın ama şeyden çok sıkılıyorum yani. Ee, abi yıldızlar geldi. Şampiyon olacağız. Olamayacağız. Yani bu bunun hala tartışılmaması lazım ya. Yani bugün Vembanyama'yı alsam da hani tanking de bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten birazcık akıllı bir takımsan şampiyon olabilmek için birçok değişkeni iyi yapıyor olman lazım. Yani 30. sıradan da çok iyi bir oyuncu bulman lazım zaten. Hani ya bizimki 30. sıra siktir et diyemezsin. İkinci turdan bile çok iyi bir oyuncu bulman lazım. E bugün ligin tepesine bakıyorsun. Yani kaç 13. sıra. Yok hiç ikinci tur. <laughs> Kavay öyle zaten birinci tur son sıra mıydı eski? Yani böyle baktığında zaten hani hadi bir numarayı aldık çıldırıyoruz gibi bir durum çok az yani işte e, Karide zaten kaçıncı Curry de düşü, düşüktü yani e, bunun hala neyi, neyin peşinde abi bu, bu takımın hepsi mi aptal bazen buna da sinirleniyorum yani ya da işte ben veriyorum para 3 yıldızı dizdim hadi şampiyon olacağız olamıyorsun yani olmayacak hiçbir zaman olamayacaksın yani doğru koçu bulacaksın doğru savunma rotasyonunu bulacaksın doğru veteranları bulacaksın <laughs> İyi scout'un olacak İyi GM'in olacak i̇yi bir film yapmak gibi yani abi. Her şey iyi olacak yani. En iyi yönetmeni yatırdım. Senaryom müthiş ama ışık yapamıyorum. Ne bileyim prodüksiyon ekibim geri zekalı. Filmi çekemiyoruz. Para yaktık falan. Hani... Ama <laughs> denesinler abi yani bu mesela Clippers buna iyi örnek yani. Adamlar bir araya geldiklerinden beri de şey gibiler. 98 Chicago Bulls gibiler. Ya tamam biz playoff'ta hallederiz abi falan diyor. Ederler. Üçüncü, dördüncü seneye geldiler. Ederler. <laughs> Normal sezon maçı oynamadan böyle tamam ya playoff biz hallederiz falan diye gidiyorlar. Hani halledebilirlerdiler e, sakatlanması gibi Belki o sene şampiyon olurlardı. Um, ama henüz daha böyle bir örneğini görmedik. Yani Durant'la de patladı. Um, i̇şte dediğin gibi Lebron'la AD oldu ama o takımı o kadar hızlı bozdular ki. <laughs> orada resmen şey oldu. Hani Lebron'un AD'yi bir araya getirdik şampiyon olduk. Olmadı hemen ortaya çıktı. Çünkü hocayı kovdunuz. Savunmayı berbat ettiniz. Parçaları yolladınız. E i̇şte şimdi işte. 23. sıradasınız. <laughs> yani. Bir de Westbrook getirdiniz üstüne. Yani işte orada çok böyle bilimsel çok şeyle bir Lakers onu, o, noktaya gelmemişti belki hani tamam free agency'den ve de şeyin bütün takımı vererek AD'yi getirmesiyle oraya geldiniz. Ama bir şekilde doğru bir formül buldunuz yani. iyi savunma, iyi hoca. Ama anında bozdunuz. İşte olmuyor. Artık şimdi böyle yıldız isim atalım Westbrook üstüne sorunun olmadı. Ben diye. Hatta o dönemde 3. Evet. aramışlardı. üçüncü işte Cavay konuşulmuştu çok. Kimse de siklemedi. Evet. Yani. yani kimse. Oyuncular da akıllı abi gidip yani o kalabalığın içine de girmek istemiyor çünkü kendi vitrinini de korumak istiyor. Yani niye yani dersin ki? Zaten kazanan takımlara bak abi. Golden State, Milwaukee, Toronto, bugün Boston Celtics evet. aynı noktada ya işte um, bu işin yolunu akıllı takımlar artık çözdü. Ha hala soruna para atarak ya da yıldız isim atarak <laughs> çözmeye çalışacak takımlar da vardır ama ne kadar başarılı olacaklar göreceğiz bakalım. Yani Clippers'tan bir gün bir adam olursa bir şey belki <laughs> örnek olabilir. Ki tam örnek tersi örneklerimiz var abi işte. Kavay Toronto Toronto Ki... hazır bir takımdı yani. Bak Clippers aslında çok böyle parayla saçma sapan kurulmuş bir takım değil. Hani gayet de mantıklı bir takım. Şu hani an öyle. Çalışmaları belli bir felsefeleri var. Hani şey tam böyle playoff takımı ne kadar böyle şey yani takım um, John Wall ve yedi forvetler falan diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün ne kadar ligde forvet kıtlığı var bu herifler yüzünden. <laughs> <laughs> Covington oynayamıyor falan böyle o ara yazdılar yani. Yani um, ona rağmen zorluyorlar dediğim gibi ama tabii sakatlık olmasa belki başka şey olur. Neyse saçma sapan bir yere geldik biz buradan. CBA, de <laughs> bu tip sorunlara yani çare bulamazlar yani onu söyleyelim. Ya <laughs> Şimdi bulamazlar şimdilik, canım aynen. Herkes yani. memnun yani. Oyuncu sözleşmesinin tep yani sınırlayarak ya da şey yaparak bulmak değil ama benim işte tek derdim var. Birincisi e, daha böyle kapitalizme karşı bir duruş sergilemek istersem hani aşağıdaki oyuncular da biraz daha paylaşımcı olun. Yani tepedekiler kaymağı yiyip aşağıdakiler bok yemesin. Bir diğer konu da işte e, genel olarak zaten oyuncuların, sezon içinde oynamayan oyuncuların da doğru bir gelir dağılımı olsun. Başka bir derdim yok yani bu şeyle ilgili ama bir de lütfen takımlar artık aptal olmasın yani şampiyon olmak için. E, Abi olsun. Sözleşmeye takımlar aptal olmasın diye madde koyacaklar. <laughs> Bak bu yeter. Aptallık yapmayın. <laughs> Lütfen azıcık akıllı. Doktor vs. Kovalman. Abi evet ya. Bir gün de Philadelphia'ya <laughs> konuşalım. <laughs> Okey. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok abi. Hmm. Dağıttık zaten konuyu da. <laughs> Belki evet. anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır ya bence. Ağzına sağlık. Ee, bir sonraki NBA'in yatak odası, arka odası derken artık böyle is isimler iç içe geçerek bir sonraki <laughs> Banyo <o. gülüyor> <Banyos. gülüyor> Küveti falan diye böyle daha erotik bir yerlerde sokabiliriz. Haydi görüşürüz o zaman. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Haydi bay.